Bu kainatta bütün insanlar Allah'ın kulu mudur? Evet. Peki bu kullar içerisinde senin çocukların yakın olduğu gibi Allah'a kulları içerisinde en yakın olanlar kimlerdir? Örnek anlaşıldı herhalde, değil mi? Başkalarıyla dostluğunuz olabilir ama annenin yeri, babanın yeri, annenin yakınlığı, babanın yakınlığı, eşimizin yakınlığı, çocuklarımızın yakınlığı ayrı şeydir. Onlar bize en yakın olanlardır. Nasıl ki bizim en yakınımız, eşimiz, çocuklarımız, annelerimiz, babalarımızsa Allah-u Teala'nın en yakınları ehli Kur'an olan insanlardır. Bir insan Kur'an ile ehil olması lazım. Yani tabiri caizse baba evlat gibi olması lazım. Ana ve kuzusu gibi olması lazım. Eş gibi olması lazım. Evlat gibi olması lazım. Kur'an ile bağlantımız böyle olması lazım. Eşini görmediğin zaman özlemiyor musun? Ananı görmediğin zaman özlemiyor musun? Babanı görmediğin zaman özlemiyor musun? Çocuklarını görmediğin zaman özlemiyor musun? Özlüyorsun. Bir araya gelmek istiyorsun. Bir sofrada buluşmak istiyorsun. Eşini özlediğin gibi, babanı anneni özlediğin gibi Kur'an'ını özleyeceksin. Bir araya gelmekte mutluluk duyacaksın. Kur'an benim kitabımdır. Allah bunu bana gönderdi. Yedi kat semanın fevkinde Cibril'i eminle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bana getirsin diye, bana öğretsin diye gönderdi. Bu benim kitabımdır. O Kur'an'a ehil olmak, onun yakın dostu olmak her birimizin görevidir.